halde ilan kesici de bu kurultayın olsun. Daha öncesindeki 15 Haziran 9 Temmuz arasındaki adalet yürüyüşünün de en ön saflarındaki katılımcılardan biriydi. İlhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Sayın Genel Başkan'ın konuşmasında ülkenin genelinde hak, hukuk, adalet arayışı kapsamında çok farklı konu başlıkları vardı. İşte KHK'lardan girdi, adalette, yargıda hukuksuzluklara değindi. Son dönemdeki uygulamalara değindi, basına yönelik baskılara değindi. Ama en önemli vurgusu da herhalde, nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediyse, bizim de ilk hedefimiz hak, hukuk ve adalet vurgusu yaptı. Yani her şeyin ötesinde, her şeyin üstünde, gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve hayır bileşenleri denilen muhalif tabanın birinci öncelikli gündemi budur vurgusunu yaptı. Neler diyeceksiniz? Burada evet, şimdi bu adalet arayışıyla ilgili ikinci büyük toplantı. Normal şartlarda Türkiye'de zaten mevcut yönetime itiraz edilecek çok nokta vardı. Bunların çeşitli münasebetlerle en başında geleni gördüğümüz adaletle ilgili hususlardı. Son büyük adaletsizlikler filan olunca iki türlü bir şey çıktı ortaya. 20 yine Sayın Genel Başkan'ın çeşitli toplantılarda da vurguladığı, bugünkü açık konuşmasında da vurguladığı şey 20 Temmuz 2016. 20 Temmuz 2016 demek Türkiye'nin o hal düzenine geçmesi demek. Yani olağanüstü hal düzeniyle yönetilmesi demek. Olağanüstü halin iki önemli şeyi var. Şimdi. Bir, kanun hükmünde kararnameler çıkarıyorlar. Ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle yönetmeye çalışıyorlar. Bu geçmiş zamanlarda da olan geçmiş zamanlarda müracaat edilen bir şeydi. Ama ona bunun yani süreleri dardı. En çok iki kere üç ay zamanda yapılıyordu. Şimdi bir seneyi geçti. Birinci bölümü bu. Ama İkinci bölümü çok vahim bir hal aldı. Normal şartlarda Anayasa Mahkemesi ister olağan hallerde, ister olağanüstü hallerde kendi çıkarılmış olan kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin tamamına anayasa uygunluk veya değil, uygun olmamak kararını verme yetkisine sahip en yüksek organ. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca ihtilal dönemleri dahil olmak üzere ilk defa bu Anayasa Mahkememiz olağanüstü hal döneminde çıkarılmış olan kanunların veya kanun hükmündeki kararnamelerin anayasaya uygun olmadığına ben karar vermeyeceğim. Bu çok vahim bir şey. Yani demek ki anayasaya bütünüyle de aykırı şeyler, kanun hükmünde kararnameler çıkarılsa bile bunun anayasaya aykırılığı hem iddia edilmemiş olacak, bana gelmeyince, hem de anayasaya aykırı hükümler yürürlüğe girmiş oluyor. Böylelikle bir vazifeyi üzerinden atıyor görüntüsü oluşuyor herhalde. Çok nasıl? Nasıl? Çok vahim. Bu böyle olunca birden bizim Enis Bey'in de mahkumiyeti çok müebbet hapise cezalandırılma mahkumiyeti çıkınca Sayın Genel Başkan insiyaki olarak bu büyük adalet yürüyüşünü başlattı. Temel yanlış. Şimdi adalet yürüyüşünde yürüdük. Türkiye'nin dikkati çekildi. Dünyanın da dikkati çekilmiş oldu. Türkiye'de insanlar adaletle olan ilgili şeyleri yeniden bir gözden geçirmeye başladı. Bu çok iyi oldu.